İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin Eylül Faaliyetleri Oturumu. Agit Başkanı'na mektup. Minsk grubu Arsa halkının haklarını korumakla yükümlüdür. O kampanonun dünyadaki Ermenilere çağrısı. Aşot Harut Dünyan. Ani Batı Ermenistan'ın başkenti. Şarlaz Navur, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde onurlandırıldı. Hasat Bayramı, Ermeni ekmeğini kutsayın. Kurum Harut Arakelyan. Varşabat'ta Arçak'ın sesi. Şuşi Korosu unutulmaz bir konser sunacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu 4 Eylül'de gerçekleşti. Oturumu açan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Gabrahamyan konuşmasında Eylül ayında beklenen olaylara değinerek bunların önemine dikkat çekti. Ayrıca Batı Ermenistan'ın yerli milletvekillerinin 15 Eylül'de Ditsuhi Tanrıça Anahit konulu bilimsel konferansa katılmak üzere Doğu Ermenistan'ı ziyaretinin önemini vurguladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Arutunyan oturumun gündemini sundu ve Eylül ayı faaliyetlerine ayrıntılı olarak değindi. Önümüzdeki toplantının 8 Eylül'de Zoom çevrim içi platformda Birleşmiş Milletler'de Ermeni çıkarlarının korunması konusunun ele alınacağını belirtti. Etkinlik hazırlıkları, gündemlerin oluşturulması ve davetiyelerin dağıtımı da görüşüldü. Pek çok güncel konunun tartışıldığı oturumun sonunda kapanış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan gerçekleştirdi. Artsakh'ın 50'ye yakın sivil toplum örgütü, agite ve onun başkan vekili Jean Borg'a bir mektup yazarak Bakü'ye karşı uluslararası yaptırımların uygulanmasını talep etti. Agitmiş grubunun yetkilerinin korunması ve Artsa halkının haklarının korunması çağrısında bulunuyorlar. Mektupta Artsa halkının Bakü'nün askeri saldırısının kurbanı olduğu ve Agit'in uluslararası yükümlülüklerini sorumlu bir şekilde yerine getirmesi gerektiği belirtiliyor. Bakü'nün kuvvet baskısı yapması durumunda çatışma bölgesinde barışçıl çözümün sağlanması için uluslararası yaptırımların uygulanması gerektiği kaydedildi. Arsah Ulusal Meclisi ayrıca Agitmiş grubunun ilan ettiği ilkeleri savunmakta başarısız olduğunu, bunun da Bakü'ye Arsah topraklarını askeri yollarla işgal etme fırsatı verdiğini duyurdu. Ermeniler dünyaya liderlik ediyor birbiriyle bağlantılı üç konu var. Bakü ile barış antlaşması müzakereleri devam ettiği sürece Doğu Ermenistan tehlikede. 2023 soykırımının kurbanı olan Arsa halkının kendi topraklarına nasıl geri dönebileceği belli değil. Halen Bakü hapishanelerinde 23 Ermeni rehine bulunmaktadır. Kasım 2024'te Azerbaycan Bakü'de barış için COP sloganıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29'a ev sahipliği yapacak. Ermeni rehineler serbest bırakılmazsa ve COP29 katılımcıları artık ihtilafını görmezden gelirse, Başkan Aliyev tüm Ermenistan'ı fethetmeye yönelik jeopolitik hedeflerini ilerletmek için güçlü bir araca sahip olacak. Böyle bir senaryo Arsa soykırımı Armenosidi inkar edip rehineleri uzun yıllar hapis cezasına çaptıracağı gibi bütün bir toplumu geçmişi unutmanın kucağına atacak ve Doğu Ermenistan'a yönelik tehditleri derinleştirecektir. Dünyanın her yerindeki Ermeniler zaten kampanyalar başlatıyorlar. 23 Ağustos'ta Ermeni Hayırseverler Genel Birliği Başkanı Bert Setrakyan, Ermeni mahkumların serbest bırakılması talebiyle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na başvurdu. Bir ay içinde soykırımı durdurun, Ermeni rehinelere özgürlük gibi hashtagler sosyal medyada yayıldı ve sanatçılar, kuruluşlar ve binlerce kişi katıldı. Hareketi genişletmenin ve uluslararası karar vericilere ulaşmanın zamanı geldi. Aliyev'in tek kurbanı Ermeniler değil ve onun rejimi hem Azerbaycan'ın hem de dünyanın güvenliğini baltalıyor. Dünya Ermenileri Katalogosu 2. Karaki'nin ortak bir strateji geliştirme daveti üzerine 9 Eylül'de Doğu Ermenistan'ı ziyaret edeceğim. Gelin Ermenistan'ı korumaya öncülük ederek dünyayı gerçek barışa kavuşturalım. Luis Moreno Ocampo, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin birinci savcısı. Çoşi Yurtseverler Birliği Başkanı Tarihçi Ayşo Tarut Bagratuni'nin güçlü kralları tarafından yaptırılan Orta Çağ Ermenistan'ın başkenti Binbir Kilise'nin şehri olarak anılan aniye ilişkin görüşlerini sundu. Bagratuni Krallığı'nın başkenti ani kalıcı bir varlık olarak dünyanın 8. harikasıydı. 1920'de soylu Ermeni şehrimiz ve Batı Ermenistan'ın tamamı Türk-Ermeni savaşından sonra Kemalist Türkiye tarafından işgal edilmiştir. 2010 yılında Türk yetkililerin ihmaline yanıt olarak Batı Ermenistan hükümetinin çabalarıyla Dünya Miras Fonu Aniye Dünya'nın yanındaki yaşlılar listesine dahil etti şu soru ortaya çıkıyor. Türk-Ermeni dostluğu çağrısında bulunan Doğu Ermenistan'ın mevcut hükümeti Orta Çağ anisinin işler acısı durumunu düzeltmek ve eski ihtişamına kavuşturmak için Türkiye ile ortak projeler hayata geçirebilecek mi? Bugünkü duruma dönecek olursak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nden işgal edilen aninin 21. yüzyılın hayalet kentlerinden biri olduğunu belirtmemiz gerekiyor. 1001 kiliseli şehir ve 40 kapılı anı ancak tüm Ermenilerin potansiyelini birleştirerek eski ihtişamına ulaşabilir. Efsanevi şansoniye Charles Aznavour'un 100. yıl dönümü dolayısıyla New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Ermeni cemaatinin temsilcileri dünyanın farklı ülkelerinden tanınmış kişilerin katıldığı bir resepsiyon düzenlendi etkinlik kapsamında dünyaca ünlü Fransalı Ermeni fotoğrafçı Roger Kasparyan'ın Charles Aznavur'a ithaf ettiği serginin de açılışı yapıldı. Ermeni kutsal takviminin altıncısı olan Sahmi ayı, hasat ayı ve hasatın bereketi olarak kabul edilir. 24 Ağustos'ta üzüm bereketi, 5 Eylül'de ise ekmek bereketi kutlanır. Ekmek ve şarap Ermeni geleneklerinde büyük rol oynamış ve halkımızın hayatında ekmek her zaman önemli bir yer tutmuştur. Ekmeğin kutsanması Aryanların ilk başakları ve buğday tanelerini kurban ettikleri kutsama sırasında Ditsamayr Tanrıça Anahit'in onurlandırıldığı önemli bir bayramdır. Festival sırasında tarlalarda kurumlar tarlaların bereketini sağlamak için kutsamalar gerçekleştirirdi. Sonunda kutsal buğday başakları ve taneleri ev halkına tohum olarak dağıtılırdı. Bu kutlama bizi köklerimize bağlayan inanç ve geleneklerimizin önemini hatırlatıyor. Ermeni Disuhi, Ana Tanrıça Anaite Şükran, Korum Harut Arakelyan, Haygazun Arevortiler Topluluğu. Doğu Amerika Kilikya Psikoposluğu imayesinde Şuşi Korosu, Arsah'ın ruhunu ve gücünü müzik aracılığıyla sunacak olan, şarkı söyleyen Arsah başlığıyla bir konseri gururla sunuyor. Konserin sanat yönetmeni ve şefi Zakar Keşişan, piyanist Nadejda Koryan. Konser 6 Eylül günü saat 17'de Varşova'daki Magari Ekmalya'nın adını taşıyan Birnoğlu Müzik Okulu'nun salonunda gerçekleşecek. Giriş ücretsizdir. Sayın izleyiciler ve saygıdeğer soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.